2018 ve 2019 yılına göre çok hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Yani yurda girişlerde vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın yurda girişlerinde sahamız tam dolu olmasına rağmen en fazla 45 dakika, bazen 1 saat. Yani ortalama yarım saatte geçtiler. Bekleme olduğu zamanlar istisnai durumlar oldu elbette. Yani sistem hatası, arızası, onlar da belki bazen 1 saat bekleme oldu ama Covid tedbirlerine rağmen burada gümrük, polis ve sağlık teşkilatı ve saha işleten GTI sağ olsun çok güzel bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çok hızlı gurbetçilerimiz Türkiye'ye giriş yaptı. Şu anda hepimizin bildiği gibi çok yoğun çıkış var. Yani çalıştıkları ülkelere geri dönüyor soydaşlarımız, gurbetçilerimiz. Biz çıkışta Valimiz Sayın Ekrem Cenap'ın koordinasyonu ve eşgüdümünde her türlü tedbiri aldık. Gelirken gördüğünüz gibi yani 1200 araçlık bir otoparkı var. Ücretsiz BC'ler var. Ücretsiz ikram standları var. Yani vatandaşlarımızın bekleme yaparken her türlü konforunu, ihtiyacını düşünerek her şeyi karşıladık. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı yani komşu ülkemiz Bulgar tarafının kendi mevzuatını uygulamak zorunda olduğu durumlar var. Kendi uygulamaları var, prosedürleri var. Tabii ki bu prosedürler şeyi geçiş sürecini yavaşlatıyor arkadaşlar. Vatandaşlarımız da özellikle çarşambadan itibaren, yani çarşamba akşam saatlerinden itibaren perşembe ve cuma çok yoğun olmak üzere cumartesi öğleye kadar yoğun bir şekilde geçiş yapmak istiyor. Bunun sebebi de pazartesi işe başlamak kaygısı. Yani pazar günü çalıştıkları ülkede, Avusturya'da, Almanya'da, yoğun olarak Almanya'da olmak istiyorlar. Bundan dolayı Türkiye'de bir gün daha, 2 gün daha fazla zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle perşembe ve cumaya çok fazla yoğunlaştırıyorlar ve bundan dolayı 10-12 saati varan, çok istenmeyen durumlardan dolayı varan bekleme süreleri var. Tabi bu da bizi çok rahatsız ediyor. Vatandaşlarımız çok rahatsız ediyor. Bizim sizlerden istirhamımız, gurbetçilerden ve vatandaşlardan istirhamımız geçiş zamanlarına biraz da pazartesi ve salıya kaydırabilirlerse buradaki bekleme süreleri en az %50 daha az olacaktır. Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Sağ olsun Feride Hanım da devamlı iletişim halinde. Biraz önce görüştük. Son 4 saatte %30 daha arttırdık geçiş sürecini. Araç sayısını saat başına şu anda 230'ları buldu. Yani bu 180'lerdeydi. Biz bunu ne kadar arttırırsak arttıralım fakat çok yoğun bir geliş var. Yani hepimizin bildiği gibi 8.000 aracı bulan girişler olmuş değil mi günde? Yani günde 8.000 aracı bulan girişler olmuştu. Eğer biz 7-8.000 araç burada aynı anda aynı günde çıkmaya çalışırsa karşına aldığı ortalama rakam şu anda 4.000. Bu maksimum 4.500. Ne kadar sıkıştırırsak sıkıştıralım 5.000 olacak. Bunun için basın aracılığıyla, ajanslar aracılığıyla gurbetçilerimize şöyle sesleniyoruz, vatandaşlarımıza. Lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü, Almanya'da belki Türkiye'de birkaç gün daha kalmamış olacaksınız ama bu çileyi çekmemek için pazartesi, salı günlerine de biraz kaydırırsak burada çok fazla bir bekleme süresi olmayacak arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz.